Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi sonrası Amerikan 10 yıllıklarında gördüğümüz hareket kalıcı olmadı. Haftaya 1.60 seviyesinden başlıyoruz. Petrol Amerika'da siber saldırının arkasından ham tip petrole baktığımız zaman 65 doları geçmiş durumda. Diğer gelişmekte olan para birimlerinde kısmen değer kazançları var. Ancak dolar TL'nin 8.20 seviyesinin altına geldiğini görmüyoruz. Borsa İstanbul'da Cuma günü bankacılık endeksi, bugün ise ulaştırma endeksi ön plana çıkıyor. Ben Cumhur Örnek. Hızlı haber türüyle akıllı paraya başlayalım. TÜİK Mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Mart'ta işsizlik oranı sınırlı bir gerileme kaydetti ve %13,1 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı ise %25,8 olarak kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağı belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların istişare edileceği açıklandı. ISO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 56'ya yükseldi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. İyileşme Şubat 2018'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti. Petrol ABD'deki en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırı sonrası haftaya yükselişle başladı. Boru hattını işleten Colonial Pipeline siber saldırı sonrası hala ana hatlarının kapalı olduğunu ve operasyonlara yeniden başlamak için bir plan gerçekleştirdiklerini açıkladı. İngiltere'nin Covid-19 tedbirlerini adım adım gevşetmesi bekleniyor. Hükümet Cuma günü uluslararası seyahati kademeler olarak yeniden açmayı planlarken Johnson'ın belirlenen yol haritasına ilişkin detayları açıklayacağı belirtildi. Öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Önce Londra'ya gidelim her zaman olduğu gibi. Temsilcimiz Ceren Dilekçi karşımda olacak. Sterlin dolar paritesine baktığım zaman 1.40 derken 1.41'in de aşıldığını görüyoruz. Arkasında yatan nedenler ve diğer öne çıkan başlıklar nedir Avrupa'da? Cumhuriyet sterlin dolar paritesine kritik eşik olan 1.40 seviyesi aşıldı sabah saatlerinde. Ardından 1.41 seviyesinin de aşıldığını gördük. Şu saatlerde sterlin dolar karşısında %0,9'luk yükselişte 1.41.09 seviyesine işlem görüyor. İngiltere'den yerel seçimlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin güçlenerek çıkmasını getirdiği iyimserlik fiyatlanıyor sterlin dolar paritesinde. Bunun yanı sıra İskoçya'da ise düzenlenen seçimlere bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi kazanmış olsa da parlamentoda gereken çoğunluğu elde edemedi. Dördüncü kez seçimlerden zaferle çıktı. 64 sandalye kazandı. Fakat 129 üyeli parlamentoda gereken çoğunluğu sağlaması için 65 sandalyeye bir eksikle ulaşamamış oldu. İskoçya'da bağımsızlık referandumunun yapılabilmesi için Londra'daki merkezi hükümetin bunu kabul etmesi gerekiyor. Fakat İngiltere Başbakanı Boris Johnson her defasında İskoçya'daki bağımsızlık referandumuna karşı olduğunu ifade etmekte. Son açıklamasında da bunu yeniledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aynı zamanda bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. İngiltere'de karantina önlemleri 12 Nisan tarihi itibariyle gevşemeye başlamıştı ve yeni aşamaya geçilecek. Bununla ilgili atılacak adımları açıklayacak Johnson. 12 Nisan'da tüm işletmeler açılmış, restoran, bar ve kafeler dış alanda hizmet vermeye başlamıştı. 17 Mayıs'tan itibaren iç alanda hizmet vermeye başlayacaklar. Bununla birlikte uluslararası seyahatlerin de başlaması öngörülüyor. Cuma günü yeni listeyi açıkladı İngiltere hükümeti ve bu yeni liste kapsamında Türkiye'nin kırmızı listeye dahil edildiği açıklandı. Yani Türkiye'den İngiltere'ye gelenler için otel karantinası uygulaması zorunlu hale getirildi ve yaklaşık 1750 sterlin tutarındaki masrafı yolcuların karşılaması bekleniyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps ise İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu ve hükümet maçın İstanbul'dan Londra'ya alınması için müzakereler yürütüyor. Bugün aynı zamanda İngiltere'nin Cuma günü açıkladığı listede yeşil liste kapsamında Portekiz yer aldı. Fakat İngilizlerin ağırlıklı olarak tatil destinasyonu olarak tercih ettiği Fransa, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler yer almadı. Bugün bu nedenle Avrupa'da seyahat hisseleri negatif ayrışıyor, düşüşte işlem görüyor. Avrupa'ya baktığımız zaman Cuma günü kaydettiği rekorların ardından haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakim Cumhur.
Ceren, teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Piyasa fiyatlamayla biz devam edelim. Dolar Türk Lirası ile başlayalım. Dolar Türk Lirası baktığımız zaman terminale %0.2'lik yükselişle 8.26 seviyesinde. Diğer gelişmekte olan piyasalarda sabah saatlerinde Güney Afrika randının değer kazanımları vardı. Ancak bir miktar geri verdiğine şahit oluyoruz. Borsa İstanbul'da bugün sanayi endeks ulaştırma ve gıdada tarafında pozitif bir sayı var. Cuma günü %3'ün üzerinde yükselen bankacılık endeksinde ise yatay bir sayı söz konusu. 100 endeksteki hacim 11 milyar TL'yi aşmış durumda. 2 yıllık 10 yıllık tahvillerimizde geçtiğimiz haftaya göre daha düşük seviyeler terminale yansımış durumda. %18'deyiz. CDS ise 425'ten gerilemeye devam ediyor. Geldiğimiz son nokta 390. Euro dolar paritesi bir önceki zirve seviyesi olan 1.2150'yi geçti. Bakalım buradaki yükseliş kalıcı olup daha üst seviyelere doğru gidebilecek mi? Ons altın kazanımlarını koruyor. Yüksek ABD 10 yıllıklarına rağmen 1840 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'de 58 bin dolar seviyesindeyiz. Petrol ise 69 dolarda. Amerikan ham tipi 65 doları geçmiş durumda. ABD borsalarına baktığım zaman ise S&P'de sınırlı bir artış gözlenirken Nasdaq vadelerinde ise %0.4'lük bir düşüş var. DAX'ta da yatay bir seyir devam ediyor diyelim. 10 yıllık tahvillerde %1.58 diyerek bu bölümü noktalayalım. Arzu Toktay'a gidelim. Norsiyem'den Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisini soralım. Arzu, merhaba, hoş geldin yayına. Biz o gün veri açıklandığı zaman biraz şaşırdık. Önce detaylarını anlamaya çalıştık ama etkisi çok kalıcı olmadı. Dolar endeksinde ve özellikle euro dolar tarafındaki yükselişin devamını beklersin misin? İçeriye nasıl yansır? Teşekkür ederim Cumhur. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Evet, tarım dışı istihdam verisi gerçekten piyasa 1 milyon artış beklerken 266 bin gelince beklentilerin altındaydı. İşsizlik oranı da ABD'de %6.1'e yükseldi. Ancak biraz detayına bakıldığında raporu yani piyasanın o kadar da kötü yorumlamadığını görüyoruz. Sebebine gelince bu bir geçiş dönemi ve Nisan ayında ekonomilerin tekrar açılmasıyla beraber ABD'de iş gücü piyasasında özellikle değişik gruplardaki iş gücü arayan kesimin bir miktar işe yerleştirilmesinde sıkıntılar yaşanmış ve bir dengelenme sürecinde gibi görünüyor piyasa. Burada bir de tabii ücret artışlarının beklentilerin üzerinde %0.8 gibi bir artışla gerçekleşmiş olması da sanki bu yöndeki bir fikri besliyor. Her ne kadar bu veri Nisan ayı rakamı istihdam raporu kötü gelmiş olsa da sene başından beri yine ortalama 500 bin civarında artış ile ABD ekonomisi istihdam yaratabildi. Halen pandemi öncesi seviyelere ulaşmak ve 8 milyonun üzerinde iş gücü yaratmak için Fed'in kolay para politikalarına devam etme mesajını sık sık yinelediğini biliyoruz. Yani burada bu piyasaya ekonomi politikalarıyla otoriteler destek vermeye devam ediyorlar ve muhtemelen de banka sene sonunda beklediği, hedeflediği işsizlik oranına gerilemeyi sağlayacak gibi görünüyor. Özellikle ABD ekonomisinin ilk çeyrekte olduğu gibi %6 üzerinde bir büyüme kaydettiği ortam. Bu veri tek seferlik bir veri ve bir dengelenme ardından piyasada taşlar yerine oturulacak gibi yorumlandı. Hal böyle olunca da ilk etkiyle evet tahvil faiz oranları geriledi 10 yıllık ve 30 yıllıklarda özellikle, ama sonrasında tekrar yükselişe geçti. Ama dolar endeksi düştüğü yerde kaldı. Bu da dolar endeksinde bir süre daha geri çekilmenin devam edebileceğini ve belki de 90 endeks seviyesi altında endeksin kendine bir yer edinebileceğini gösteriyor. Durum böyle olunca biraz da ülke bazında gelen pozitif haberlere, İngiliz sterlinin de olduğu gibi dikkat çekilince sanki dolar karşısındaki sepet para birimleri yükselişine devam ettirebilir imajı alıyoruz. Genelde tablo böyle Cumhur. Tabii bu küresel piyasalarda risk iştahının artmış olması ya da devam ediyor oluşu, artış zaten yüksekti. Mayıs ayında bir düzeltme gelebilir endişesinde olan yatırımcıyı da belki tekrar hisse senedi piyasalarına geri dönmesini sağlayacak. Bu da Mayıs ayının da beklenen kadar kötü geçmeyeceği ve risk alma eğiliminin devam edeceği hissiyatını veriyor.
Bu da hem gelişen ülke para birimleri hem de gelişen ülke piyasaları açısından pozitif diyebiliriz. Biz de zaten BIST endeksindeki harekete bakınca bunun yansımalarını görüyoruz. Bilançolarında etkisiyle BIST tarafında 1460 seviyesi denendi bugün ve şu anda o seviyelerdeyiz. Ve yine küresel piyasalarda risk alma eğilimi ve gelişen ülke hisse senedi piyasalarına talep devam ettiği sürece biz de yeni yüksek seviyeleri test edebiliriz görüşündeyim. Arzu Toktay, teşekkür ederim. Ben de sana iyi haftalar diliyorum. Şimdi hafta sonu baktığımızda birkaç tane gelen kripto varlıklarla ilgili önemli başlıklar da vardı. Bunlardan bir tanesi de Bank of England guvernörü başkanı Andrew Bayliss'ten gelmişti. Bunun detaylarını soralım ve oradaki gelişmeleri öğrenelim. Londra muhabiri Bloomberg'ün Jacob Petersale bizimle olacak. Hi Jacob. Merhaba Jacob. Programımıza hoş geldiniz. Bazı detayları almak isterim sizden kripto varlıklar ile alakalı olarak. İlk olarak hafta sonu İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in yorumlarını okuduk ve kendisi kripto varlıkların risklerinin altını çiziyordu. Detaylar nedir? Herhangi bir şekilde o tarzda regülasyon planları var mı? Merhabalar, beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayır, herhangi bir şekilde regülasyon geleceği benzemiyor ivedi şekilde. Ancak Bailey'in söylediği şey orijinal bir şey ve diğerlerinin söylediklerine göre daha önce duyulmamış bir şey. Daha önce böyle yetkililer bu tarz açıklamalar yapmadı. Kendisi şöyle dedi, yatırımcılar bütün paralarını kaybedebilirler dedi. Kriptoya yatırım yapılan bütün paralar gidebilir dedi ve bunu aslında bütün kriptoya yatırım yapan insanlar biliyor ve merkez bankalarına kriptoların çok büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz. Birkaç merkez bankası zaten kripto para birimlerinin karşısında konuşmalar yaptılar çünkü para arzıyla alakalı sorunlar yaratıyor Merkez Bankası için. Ve Merkez Bankacıları kripto konusunda rekabet içindeler. Merkez Bankalarının çok büyük bir kısmı kendi dijital para birimlerini oluşturmaya çalışıyor. Bu aslında Andrew Bailey'nin söylediği şeyle alakalı bir durum değil sadece. Daha önce de regülatörlerden de açıklamalar duyduk. Ancak dediğim gibi gerçekten ne olacak düzenleyici tarafta bunu görmemiz gerekiyor. Şu an hiçbir şey belli değil. Kripto varlık dünyasında bazen kripto varlıkların bir yöne doğru gittiğini görüyoruz. Ya sürekli aşağı çıkıyorlar ya sürekli yukarı çıkıyorlar. Ancak bugünlerde farklı yönlere gidildiğini görüyoruz. Mesela bugün Ethereum'un yükseldiğini görüyoruz ancak Dogecoin düşüyor. Detayları alabilir miyiz? Tabii tam olarak haklı olduğunuzu söyleyebilirim. Kriptoda biraz daha çeşitlenmiş durum var. Her şeyi aşağı düşmüyor, aşağı yukarı çıkmıyor. Mesela son dönemlerde Bitcoin'in hareketlerine bakalım. Siz ne söylediğiniz gibi çok büyük hareketlerde bulunmuyor. Ancak Ethereum 4000 doları geçmiş durumda bugün ve bu yıl gerçekten çok arttı. Dogecoin'e bakalım mesela. Burada şaka kripto para birimi olarak bile adlandırabiliriz. Elon Musk çok fazla yorum yapıyordu. Düştü. Bu hafta sonu Elon Musk Saturday Night Live Show'a çıktı. Onun yorumlarının ardından düştü. Şimdi biraz daha çeşitlilik var kripto performanslarında. Bunun kripto para birimlerinin genel olarak düşecek mi yoksa çıkacak mı alakalı yapılan yorumlarından ziyade biraz daha piyasaların evrildiğini, geliştiğini görebiliriz. Yatırımcılar farklı kriptolar arasında kendi seçimlerini yapabiliyorlar ve bu aslında şunun da işareti. Piyasalar bir sonraki adımı atıyor. Çünkü insanlar daha fazla giriş yapmaya başlıyor bu piyasaya. Ancak bu coinler mesela Dogecoin ya da diğer alt coinler yani küçük tokenler bir işaret bizim için. Çok fazla şey olduğunu gösteriyor bize ve bireysel yatırımcılar da kendi yatırımlarını buna yapıp bu şekilde yapabiliyorlar. Yani bu tamamen çeşitlenme ve farklı performansların kripto para birimleri için ne anlam ifade ettiğiyle alakalı bir durum. Jacob, son sorum da şu olacak. Ana hedef kripto varlıklara girmenin ana sebebi onların gerçekten değeri var mı yok mu, içsel değeri var mı yok mu ve enerji tüketimi de çok fazla bu coinleri üretirken sizce doğa dostu tarzı bir fikir ortaya çıkar mı? Çok iyi bir soru sordunuz.
En büyük kriptoda tartışılan konulardan bir tanesi de şu. Bir argüman var Bitcoin'le alakalı. Bu çevre iyi mi kötü mü diye. Ve dediğim gibi çok fazla tartışılıyor. İnsanlar bir adım öne çıkıyor ve Bitcoin'i eleştiriyor. Çok açıkça neler olduğunu görebilmek çok zor. Fakat gerçekten doğru olan bir şey var. Bitcoin'in madenciliğini yapmak çok fazla enerji tüketiyor. Bunu herkes biliyor. Zaten yeni bir coin çıktı. Chia coin olarak adlandırılıyor ve bu inovasyon olarak görülüyor. Çünkü doğa dostu durumu arttırmaya çalışan bir şey bu coin kripto taraflarında. Bilgisayar gücüne ya da enerji gücüne çok fazla dayanmıyor. Bu biraz daha saklama alanına bağlı. Çok büyük bir şekilde bilgisayar kaynağı kullanmaya gerek duymuyor Bitcoin gibi. Bitcoin biraz daha karşısında. Ancak şu an insanlar bununla alakalı birçok şey söylüyor. Doğa dostu birçok kripto para birimi istediğini söyleyen insan var. Sadece birkaç günlük bir durum Chia Coin'le alakalı. Ve şu an şunu söyleyen insanlar var. Chia Coin değerinin yarısında işlem görüyor. Gerçekten insanların doğa dostu kripto varlıkları kullanıp kullanmayacakları konusunda ciddi mi yoksa ciddi olmadıklarını görmek için biraz zaman gerekiyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde diğer coin'leri yakalayabilecek mi? Bunların hepsinin görülmesi lazım. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Jakob. Şimdi Jakob'un söylediklerini şöyle bir özetleyecek olsak, bir defa hani hafta sonu gelen Bank of England'dan gelen açıklama kripto dünyada alım satım yapan kişilerin bilmediği bir gerçek değildi. Zaten böyleydi diyor. Hatta sosyal medyada belli ölçülerde sterlinin satın alma gücü paritesinden eleştiren, oradaki satın alma gücünün azalmasıyla bu taraftaki gelen uyarıyı eleştiren yaklaşımlar da vardı. Kripto tarafta herkes artık aynı yönde değil, farklı yönlere giden kripto varlıklar olduğunu gördük. Bunu da böyle noktalamış olalım. Şimdi biraz daha gerçek dünya, reel piyasaya dönelim. Emtia tarafına dönelim. Kutay Korap bizi şimdi araştırma masasında bekliyor. Sabahleyin terminali açtığımız zaman Kutay, gördüğümüz ana manşetlerden bir tanesi devir cevherindeki yükselişti. Detayları anlatır mısın lütfen? Cumhur örnek bu sabah baktığımızda demir cevherinde fiyatların sabah tavan fiyata vurduğunu görmüştük. Özellikle burada Asya piyasalarında, tam borsanın adını söyleyeyim, Dalian Emtia Borsası. Bu borsada fiyatlar sabah dediğim gibi %10 yükselişle tavan fiyattan işlem görüyordu. Tabii ki de bu bir şok etkisi yarattı. Gerekçe ne diye piyasa uzmanları birden fazla neden aramaya çalıştı. Fakat bakıldığında arkasında majör net bir haber akışı bulamadıklarını söyledi. Hatta kimi yorumlarda ben şunu gördüm. Biraz daha böyle dillere plesenk olan bir başlık oldu artık bu emtialarda. İşte merkez bankalarının parasal genişlemesi, hükümetlerin ekonomiyi desteklemesi, yeşil ekonomi gibi başlıklar ilk başta ön plana çıktı. Fakat akabinde bazı haber notları aldı ki bu haber notları biraz daha bu en azından sert hareketi açıklayabilecek nitelikte olduğunu gördük. Bu haber başlığı da şuydu. Çin tarafından ülkedeki bazı bölgelerde hava kirliliğini, bu air pollution diye adlandırılan işte hava kirliliğini önlemeye yönelik bazı ülkenin bazı bölgelerinde demir çelik üretim kapasitelerinde azaltmaya gideceği yöndeki not aslında biraz daha buradaki hareketin sertleşmesinde önemli bir haber başlığıydı ki biz bu haberi cuma günü takip etmiştik. Pazartesi sabahı ilk işlemlerde burada fiyatlarda sert bir şekilde yukarı yükseliş gördük ve sadece bu demir cevherinde değil, mesela bakır tarafında da daha çok değil birkaç gün önce, geçen hafta 10 bin doları aştı fiyat demiştik. Bu sabah da %2,5-3 bareminde bir yükseliş vardı. Orada da 10.600 dolara ulaşan bir bakır fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Özellikle burada şimdi Çin'deki haber başlığından tevellit, yani bu demir cevheri üretiminin kapasitesinin azaltılmasından dolayı da bazı demir çelik üreticilerinin hızlı bir şekilde stok yapmaya gittiklerini ve bu yüzden de çok fazla demir cevherini talep ettiklerini, bunun da fiyatları yukarı çektiğini söylendiğini paylaştık. Ama kimi piyasa analistleri de şunu savunuyor. Şu an bu demir cevherindeki tam fiyatı da söyleyeyim. Ton başına 226 dolar tüm zamanların rekoru. Bu fiyattan şu ana kadar reel piyasada bir alım satım gerçekleşmediğini, bu sadece spot piyasalar üzerinde bu fiyatın oynandığını, fakat bu fiyatta şu an hiçbir demir cevheri üreticisinin girip alım yapmadığı da söyleniyor. O yüzden işin iki ayrı boyutu da ön plana çıkmakta. Fakat özüne dönersek, ne olursa olsun genel trend tarafında metaller cephesinde talebin çok fazla olduğunu,
arzın bu talebi şu ana kadar karşılayamadığını ve hatta orta uzun vadede de belli ki karşılayamayacağı yönünde de raporların ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu raporların birine bu sabah Goldman Sachs girdi. Goldman Sachs 12 aylık vadede mesela bakır için tahmini fiyatını paylaştı. 11 bin dolar hedef verdi. 2024 yılı için bakır fiyatlarına 14 bin dolar hedef verdi. Yani bakıldığında bu metaller tarafında fiyatın orta uzun vadede yine yukarı yönlü evrileceği yönünde en azından şimdilik uzmanların hemfikir olduğunu görmekteyiz. Notlarıma baktığımda şu an demir cevheri için tırnak içerisinde yabancılar very hot, yani çok sıcak şeklinde bir benzetme de yapmış durumda. Şu anlık talebi karşılamakta zorlanan bir arz var. Arza da bakarsak dünyanın en büyük arzlarından biri Avustralya'da gerçekleşiyor. Dünyadaki demir cevherinin. Avustralya'da da zaten geride bıraktığımız haftalarda bu Çin'deki gibi hava kirliliğinden dolayı üretimin bir kısmını azaltma, kapasitesini azaltmaya yönelik haber notları takip etmiştik. Yani talep artıyor, arz noktasında soru işaretleri de yükseliyor. O yüzden arz talep dengesinin bozulması fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Kutay Korap, teşekkür ediyorum. Sabahleyin de TÜİK'ten gelen inşaat maliyet endeksi vardı. Orada da yıllık yıla baktığım zaman %30'luk bir yükseliş var diyeyim. Ben de onu eklemiş olayım. Akıllı paranın ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölümde yatırım finansman araştırma müdürü Serhan Gök bizimle olacak. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde kripto varlıklara baktık. Bir de demir cevherini işledik. Şimdi sıra yurt içi piyasalarda yatırım finansman araştırma müdürü Serhan Gök bizimle olacak. Serhan merhaba, hoş geldin yayına. Selamlar, hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi genel anlamda varsayımlarınızı etkileyen ve hesaplamalarınızı temel oluşturan faiz kısmıyla başlamak isterim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl okudunuz, metni nasıl değerlendirdiniz, uzun vadeli faizlere etkisinin olmasını bekler misiniz? Tabii ki oradan başlamakta sizin de söylediğiniz gibi fayda var. Bizim metne baktığımız zaman çıkardığımız sonuç biraz piyasa tepkisine de paralel olduğunu değerlendiriyorum. Enflasyonun düşüşünün baz etkisinin yanı sıra genel diğer faktörlerden de daha olumlu olarak etkileneceği, yılın sonuna doğru faiz indirimlerinin erteleneceği sinyalini aldık yapılan açıklamadan ve orada kullanılan ifadelerden. Bunu da son derece olumlu karşılıyoruz. Baktığımız zaman öyle bir duruş gerektirdiğini düşünüyoruz. Enflasyonda hedeflenen aşağı seviyelere gelinmesi konusunda bu seneki makro resme baktığımızda oradan çıkardığımız sonuç aslında toplantı öncesi beklentilere ve toplantı sonrası tepkilere bakacak olursak olumlu olduğunu değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bugün baktığımızda model portföyünüze bankacılık eklediğinizi görüyorum. Bu konuyla ilgili genel bir sektör tercihi midir? Garanti Bankası olarak gördüm. Bu bir banka özelinde bir tercih mi oldu? Başkasını eklemeyi düşünüyor musunuz? Burada sizi tekrar bankacılık konusunda pozitif düşündürmeye iten nedenler ne oldu? Tabii bir kere başta zaten konuya oradan geldik. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu ya da para politikası faizinde kısa sürede bir indirime gitmeyeceği kanaati bu pozitif görüşümüzü oluşturan ana noktalardan bir tanesi. Başka tabii ki diğer faktörler de var. Bunların belki de en önemlisi ve en başlıcası bankacılık sektörünün biz baktığımız zaman çarpanlar olarak kendi geçmiş tarihi çarpanlarıyla ya da borsanın gerisiyle değerlemesiyle karşılaştırıldığında oldukça cazip seviyelerde bulunuyor olması. Garanti Bankası'nı Ocak ortasında endekse paralel tavsiye olarak tavsiyemizi revize ettiğimizde fiyatı 10.75 liraydı. O seviyeden yaklaşık %27-28 düşmüş olduğunu görüyoruz. Borsa borsada karşılaştırdığımızda o dönemdeki düşüş daha sınırlı. Bir değerleme var. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu devam ettirmesi beklentisi ve bunun genel olarak TL oynaklığıyla ilgili olarak bir pozitif etki yaratması. Beklenenden bir miktar daha iyi gelen birinci çeyrek sonuçları bankacılık sektörü için genel olarak bir değerlendirme olarak da bunu söyleyebilirim.
Ama burada en büyük farkı yaratan konu karşılıklar konusu. Karşılıklar konusunda da uzun zamandır Garanti Bankası'nın 2018 yılından beri Türkiye'de yaşanan ekonomik volatiliteye karşılıklar tarafında oldukça iyi hazırlandığını ve önemli bir serbest karşılık rezerv biriktirdiğini düşünüyoruz. Buradan bazı geri dönüşler de oldu birinci çeyrekte ve bu Garanti Bankası'nın birinci çeyrek sonuçlarının diğer bankacılık sektörü şirket diğer bankalardan pozitif ayrışmasına yol açtı. Bunun da bir üçüncü önemli katalist olarak sayabilirim. Bankalarla ilgili olarak genel olarak kanaatimizde çok büyük bir değişiklik var mı? Garantiyi bir tarafa ayırırsak henüz biz belirsizliklerin daha devam ettiğini düşünüyoruz. Burada Merkez Bankası, enflasyon, kur gelişmeleri, genel olarak ekonomideki CDS primlerinin yüksek devam etmesi, işte reel efektif döviz kurunun bulunduğu seviye, bütün bunlar Türkiye'nin makro riskleri yüksek seviyede ve oynaklıkta olmaya devam ediyor. O yüzden bankacılık sektörü için genel bir görüş değişikliği için biz senin ikinci yarısında ancak doğru zamanda olabileceğini düşünüyoruz. Onu da vurgulamış, altını çizmiş olalım. Anlıyorum, peki. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Bir başka eklediğiniz model portföy ise senedi olarak şişe iyi gördüm, şişe camı gördüm. Genel anlamda atıfta bulunduğunuz hikayede küresel toparlanma üzerinden görmüşsünüz. Dolayısıyla şişe camın buradaki fonksiyonu, finansalları ne kadar bunu yansıtıyor? Çok teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi bu döngüsel olarak şişe cam gibi ya da genel olarak üretim tarafında, sanayi tarafında emtia olsun, emtiadan biraz daha sofistike ürünler üreten firmalar olsun, çok çeşitli döngüler içerisindeler. Bazılarının yani iş akış ya da çalışma sermayesi düzenlerine bağlı olarak bazılarının karlılıklarına ve satışlarına, cirosuna, emtia fiyatlarındaki yukarı trend daha hızlı yansıyor. Bazılarında daha geç geliyor bu pozitif o etki. Bizim şişe camı öne çıkarmamız için en önemli etkenlerden bir tanesi global olarak sizin de dediğiniz gibi bu seneki büyümede toparlanma beklentisinin şişe camın rakamlarına, finansallarına yılın ikinci yarısında yansıyor olacağı beklentisi. Bu önemli bir nokta çünkü baktığımız zaman Ereğli, Petkim, işte Kardemir gibi önemli sanayi şirketlerinde, hatta buna bir otomotiv de dahil edebiliriz, beyaz eşyayı da söyleyebiliriz. Olumlu etkiler, olumlu fiyatlama etkileri, girdi maliyetlerinin düşük seviyede kalması, karlılıkların dördüncü çeyrekten itibaren oldukça iyileşmesine yol açtı. Şişe camda ise yapılan satış anlaşmalarının ve tedarik anlaşmalarının yapısına paralel olarak ikinci yarıda biz bu pozitif gerçekleşmenin daha çok ortaya çıkmasını bekliyoruz. O yüzden demin saydığım sanayi şirketlerinden şişe cama bir rotasyonun mümkün olacağını düşündüğümüz için, değerlemesini cazip bulduğumuz için, tabii başka faktörler de sıralayabilirim. Şişe camın yeni yapısı içerisinde daha önceki iştirakli olan şirketleri artık tek bir yapı içerisinde sahipliğini ele alması ve onun sayesinde elde edebileceği maliyet avantajları vesaire de başka destekleyici faktörler sayabileceğim. Şimdi garantiyi konuştuk, şişe camı konuştuk. Model portföyünüze baktığım zaman orada Ereğli'yi de gördüm. Sen de biraz önce işaret ettin. Evet. Şimdi demir fiyatlarında, demir cevheri fiyatlarında bir oynaklık söz konusu. Potansiyel olarak da %11'i kalmış. Mevduatla karşılaştırdığım zaman rakam azalmışa benziyor. Fakat hem gelen finansallar hem şu son fiyat demir cevherindeki hareketlenmeyi de düşünecek olursak, bu potansiyel fiyatı, hedef değerinizi yükseltmeyi mi düşünürsünüz? Veya bir karşılaştırmadan sonra, hedefinize geldikten sonra Ereğli yerine başka bir hisse senedini model portföye eklemeyi mi düşünürsünüz? Çok teşekkür ederim soru için. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi bizim şu andaki mevcut hedef fiyatımızı işaret ettiği yükseliş potansiyeli sınırlı gibi görünüyor. Ama birinci çeyrek sonuçları beklentilerden iyi geldi. Biz baktığımız zaman neredeyse bu senenin son çeyreğine kadar, yani önümüzdeki iki çeyrekte de şu andaki mevcut piyasa dinamiklerinden, bahsettiğiniz girdi maliyeti, satış fiyatı olsun ve biraz da işte şirketin yaptığı satışlardaki vade olsun, bunları alt alta koyduğumuzda Ereğli'nin aslında marjlarının
bir miktar daha defansif olarak ya da daha yüksek seviyelerde devam etmesini bekliyoruz. Bir değerlendirme yapıp bir miktar hedef fiyatımızla bu anlattığım gelişmelere bağlı olarak bir değişikliğe gidebiliriz. Ama şunu da akılda tutmakta fayda var. Türkiye'de faiz hadleri ve sermaye maliyeti de yükseliyor. O yapacağımız karlılık beklentisindeki düzeltmeyle sermaye maliyeti artışı etkisiyle birbirini dengeleyebilir. Ereğli özelliğine tekrar dönecek olursak, evet %11 ama Ereğli'nin şöyle bir avantajı ya da onu ayrıştıran bir unsur da borçluk seviyesinin çok yönetilebilir ve düşük seviyelerde olması, çok büyük bir yatırım harcaması bulunmuyor olması ve yüksek temettü ödemesi, karlılığına temettü baktığımız zaman karlılığının önemli bir kısmı temettü olarak ödeme niyeti, performansı ve biz bunun önümüzdeki senede de devam etmesini bekliyoruz. Yani önümüzdeki sene bu sene bu zamanlarda ya da bundan önceki bir tarihte ödeyeceği temettüyü işin içine katacak olursak onun getirisiyle beraber aslında %25'lere geliyor bizim hedef fiyatı artı temettü getirisi toplamındaki beklentimiz. Ama dediğim gibi gerçekten önemli bir performansı olduğu, model portföyümüzü koyduğumuz tarihten bu yana da ciddi bir fiyat artışı olduğu da bir gerçek. Dediğim gibi bir değerlendirme yapıp onu da en kısa zamanda yatırımcılarla paylaşacağımızı söyleyebilirim. Sayran, sohbetimize burada bir virgül koyalım, araya gidelim. Aranın ardından ulaştırma ve gıda tarafında soracağım ama kısa bir ara. Akıllı paraya devam ediyoruz. Bir son dakika var. Ekonomik reform paketi içerisinde de yer alan 18 yaş altının BES kapsamına alınması ile ilgili teklif AK Parti tarafından verildi. Dolayısıyla bu tarafı da tasarrufların arttırılması, özendirilmesi konusuyla ilgili konu 18 yaş altına da geldi, geliyor ya da gelmekte. Şimdi dönüyorum tekrar Serhan Gök'e. Serhan, konuşurken faiz maliyetinden bahsetmiştin. En son kullandığınız risksiz faiz oranı kaç? Bu bir. İki, geçtiğimiz haftalarda hem Türk Hava Yolları'nın hem TAVA'nın bilançolarını görmüştük. Bugün belki de Pegasus'u göreceğiz. Dolayısıyla ulaştırma sektöründeki son bir yıl içerisinde salgından en çok etkilenen sektörlerinden biri oldu. Bilançolara ne kadar yansımış, ne kadar yansımamış? Tabii ki ilk sorudan başlamak gerekirse biz 16 kullanıyoruz. Burada enflasyon beklentilerinde ve tahminlerinde hem Merkez Bankası olsun hem piyasanın olsun yıl sonu başta olmak üzere enflasyonla ilgili beklentilerinin yukarı doğru çekmesinin belli bir önemli bir nedeni var. Baktığımız zaman aslında uzun vadeli bono getirilerindeki yükseliş daha yüksek bir oranda ama bunun ne kadarının kalıcı olacağı ve sermaye maliyeti olarak fiyatlamalara tamamen yansıyacağını kestirmek önemli. Çok da kolay değil ama bizim şu andaki görüşümüz en azından sene sonuna kadar beklenen enflasyonun iyileşmesi ve faizlerin geri gelmesi gerçekleşmelerinden önce en azından şu andaki ara devrede %2'lik bir sermaye maliyetinde artış hesaba katmak gerekli diye düşünüyoruz. Bu da gayet gerçekçi aslında bakarsanız şu anda mevduat maliyetlerinin de zaten yani tabii onlar 45 günlük, 50 günlük, bir aylık vadelerde ama geldiği seviyeyi göz önüne alırsanız biz bunun gerçekçi olduğunu düşünerek yeni yayınladığımız raporlarda risk free ya da risksiz sermaye, risksiz getiri maliyetini 16 olarak aldık. Şimdi havayolu şirketleri çok enteresan gerçekten. Bizim sene başında itibaren belli bir döneme kadar hem Pegasus hem model portföyümüzde yer alan hisselerdi. Çünkü burada aşırı risk fiyatlaması olduğunu değerlendirmiştik her ikisinde de. Ondan sonra bu pandemi süreci içerisinde şu anda içinde bulunduğumuz tam kapanma vesaire gibi yeni gelişmeler göz önüne alındığında onların hisse senedi performanslarında da işte bu dolaşım, seyahat, yurt içi, yurt dışı beklentilerine paralel olarak bir geri çekilme oldu. Şimdi tekrar tırmanış trendine geçtiler. Bu trendin devam etmesi takım faktörlere bağlı. En başta da tabii ki seyahat kısıtlamaları nasıl şekillenecek? Türkiye'ye gelecek yabancı turist ya da Türkiye'den gidecek olan turist sayısı vesaire gibi konular ön planda olacak. Bu da tabii ki virüsün
yayılması hızı, işte iyileşen sayısı, hastalığa yakalanan sayısı vesaire malumunuz olduğu konular. Burada benim sizlerle paylaşacağım konu, bizim görüşümüz en baştan beri havayoludan önce havayolu işletmelerinin daha krizden daha kolayca tekrar bir geri dönüş yaşayabileceği noktasında. Bunun da aslında basit sebebi evet. Havayolları işletmecileri regülatörlerden bu münferit sebepler yüzünden çalışma koşulları konusunda meydana gelen aksaklıklar sebebiyle uzatma, kontrat uzatma, işte ödemelerin ertelenmesi gibi faydalar sağladılar. Hem finansman tarafında da yeni uçak maliyeti vesaire gibi konularla ilgili olarak karlılıklarında oynaklıkları yönetmek noktasında havayolu şirketleriyle karşılaştırıldığında daha defansif konumda oldukları için biz burada tavrı ön plana çıkartıyoruz şu an itibariyle. O yüzden benim söyleyebileceğim, paylaşabileceğim o tarafta şu an itibariyle model portföyümüzde olmasa da tabii tercih ettiğimiz. Serhan Gök, çok teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için, şirket değerlendirmelerin için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Akıllı Paranın son bölümünde gelişmekte olan ülkeler FX stratejisi Piotr Matiz ile bizimle olacak. Güncel konuları onunla değerlendireceğiz. Hi Piotr, programımıza hoş geldiniz. Cuma günü beklentiden daha zayıf gelen ABD istihdam verisi gördük. Sabah işlem aralığına baktığımız zaman Yuan ve Rand'da ivme vardı. Sizce bu devam eder mi? Hello, thank you for having me on. Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, biraz hayal kırıklığı uğratan ABD verisi biraz destek sağladı. Fed normalleşme konusunu acele etmeyecek ve çok destekleyici para politikasına devam edecek düşüncelerini biraz desteklemiş oldu. Yani tahvil alımlarının azaltılması fikri biraz daha ötelenmiş oldu. Fed'in mevcut durumda olduğu yerde kalması tabii ki gelişen piyasanın para birimleri için iyi bir şey. Güney Afrika randı için iyi bir şey. O en iyi, gerçekten en fazla getiri sağlayan para birimlerinden bir tanesi. Merkez Bankası faizleri arttırmaya başlayacak 12 aylık ufukta. O yüzden rand bundan fayda sağlayacak tabii ki. Faiz oranı farklılıklarından fayda sağlayacaktır. Ve Çin yönüne bakalım. Olumlu yerel hikayeden çok etkileniyor. Çin ekonomisi hala ve hala nispeten iyi bir performans sergiliyor ve şunu da söyleyebiliriz, bir başka şey olarak Yuan'ın performansının arkasında belki Çin Komünist Partisi'nin çabaları var. İthalat edilen emtiaları biraz daha ucuz hale getirmeye çalışıyor. Artan küresel emtia fiyatlarına karşı aslında biraz korumaya yapmaya sağlıyor. Aynı zamanda emtia fiyatları da sürekli yukarı çıkar hale geldi. Arz talep sorunları sebebiyle hangi ülkeler olumlu ve hangi ülkeler negatif anlamda etkilenir bu taraftan? Açık bir şekilde emtia üretici ülkeleri en fazla iyi etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Brezilya mesela, aynı şekilde Rusya. Ancak bu ülkeler mesela Brezilya ve Rusya'da bile dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü önünde sonunda yüksek emtia fiyatları onları da etkileyecek, onları da vurabilir. Ve yine enflasyon baskısı kaynağı bile oluşturabilir bu ülkelerde. Yani uzun vadede yüksek emtia fiyatlarının ben hiç kimse için iyi bir durum oluşturduğunu düşünmüyorum. Özellikle de ithal emtialara dayanan mesela Türkiye gibi ülkeler için iyi bir şey değil. Bazı ülkeler var çok daha fazla yüksek enflasyonla mücadele ediyor ve her geçen gün emtia fiyatları arttıkça o taraftaki enflasyon da artıyor. Bu da tabii ki
çok farklı bir ortam oluşturuyor. Gelişen piyasalı merkez bankaları için bir ikilem oluşturuyor. Onlar belki para politikası normalleştirmek isteyebilirler. İstediklerinden daha hızlı hareket edemeyebilirler. Koronavirüs pandemisinden tamamen toparlanma oluyor. Ancak enflasyon hedeflerinin üzerindeyken bir ikilemde kalabilir. Gerçekten merkez bankaları için zor bir ortam oluşuyor. Bir tarafta enflasyon baskıları var ve diğer tarafta da hala erken bir toparlanma var ekonomik aktivite tarafında. Biliyoruz ki Türkiye'de yüksek enflasyon beklentisi var, yüksek faiz var. Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %19'a sabit bıraktı ve büyük değişiklikler gerçekleştirdi açıklamada. Ancak bu durum Türk lirasını ya da uzun vadeli faizleri destekleyen bir ortam oluşturmadı. Merkez Bankası ve piyasalar arasındaki gri alan nedir, açıklayabilir misiniz? Bakın, bence buradaki en büyük sorun güven olmaması yatırımcılar arasında ve Merkez Bankası'nın söylediği şeye güven olmaması yatırımcılar arasında. Açıklamaya bakıyoruz. Nispeten şahin bir açıklama olduğunu görüyoruz. Çok fazla güvence sağlayan bir metin olduğunu görüyoruz. Para politikasının sıkı kalacağı söyleniyor. Enflasyonun azalmaya başlayana kadar sıkı para politikası olacağını söylüyor. Ancak Mart'tan sonra yatırımcıların çok fazla güvenmediğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın ne yapacağını, gerçekten politika faizini değiştirmeyecek mi önümüzdeki aylarda? Bununla alakalı çok fazla endişeler var. Ve şuna şahit olacağız. Aynı şey daha önceki şey bir kez daha olabilir. Yani Merkez Bankası faizleri indirmeye başladığı zaman piyasalar buna hazır olmayabilir. Ve şunun altını çizmek çok önemli. Bir Merkez Bankası yeteri kadar güvenirliği yoksa ve o Merkez Bankası aslında narratifi kontrol edemezse, piyasa aslında bir şeylerin kontrolünü alır. Ne zaman hareket edeceğini piyasa belirler, bir hale gelir. Bu sebepten ötürü Merkez Bankası çok dikkatli bir şekilde bu işaretlerin ne olduğunu dinlemeli, piyasanın verdiği işaretleri çok iyi görmeli ve faizleri erkenden indirmemeli hiçbir şekilde. Çünkü bu bir başka Türk lirasında büyük bir satış dalgası başlatabilir. Yani erken bir faiz indirimi Türk lirasında satış yaratır. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim Sayın Piotr Matis. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın da son dakika belirttiği gibi AK Parti'den meclise verilmiş olan bir teklif var. Bunun içerisinde en son KOBİ'lerin ek istihdam primleri, KGF ve Kamu Bankası kredisi faizden düşürülecek ifadesi var. BES'i aktarmıştım. Son olarak da orta vadeli mali plan ve orta vadeli program tek bir belge olarak düzenlenecek. Onu da son dakika olarak vermişiz. Böylelikle akıllı paranın sonuna geldik. Saat başında Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.